الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kevser Suresi 1-3. Ayetlerinde, yani Kevser Suresinin tamamında bizlere şöyle buyuruyor: Ya Muhammed, biz sana Kevser'i verdik. Bu yüzden Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sonu kesik olan, yani ebter olan seni kötüleyendir. Birinci ayette Yüce Rabbimiz inne altaynekel kevther buyuruyor. Yani ey Habibi Muhammed aleyhissalatü vesselam, biz sana Kevser'i verdik ifadesini zikrediyor. Kevser, değerli kardeşlerim, peltekte ile kevser diyoruz biz. Tabi Türkçe'de peltekte olmadığı için normal kevser diyoruz. Bu kevser, Arapça'da sayı bakımından çok, değer ve kıymet bakımından çok olan şeye denmekte. Hem sayı bakımından hem de değer ve kıymet bakımından çok olan, yani çok değerli olan şeye de kevser denmekte. Kevser, İslam, peygamberlik, çok hayırlı adam, efendi adam, nehir gibi anlamlara da geliyor. Demek ki Kevser'in birçok anlamları var. Fakat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Allah tarafından verilen bir şey olarak burada takdim edildiğinden, ki inna atayneke dediğinden dolayı ayet-i kerime, her şeyden önce Allah katında sabit, ebedi ve sonsuz bir çokluk burada düşünülmeli. Bundan dolayı efendim bu Kevser'e çok hayır demenin daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Yani inne altaynekel kevser, biz sana Kevser'i verdik demek en geniş manasıyla biz sana çok hayır verdik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demek olur. Peki nedir bunlar? Çok hayır dediğimiz şey, bu Kevser dediğimiz şeyin içerisine neler girebilir? Tabi tefsircilerimiz birçok burada değerli, güzel görüşlerini dile getirmişlerdir. Bir kısmı hadislere dayanıyor, bir kısmı ayetlere dayanıyor, bir kısmı kendi çıkardıkları manalara dayanıyor. Hepsi de gerçekten çok değerli. Bir kısmını sizlerle bunların paylaşmak istiyorum. Tefsirlerde meşhur ve yaygın olan anlam, Kevser'in cennette bir nehir olduğudur değerli kardeşlerim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri var. Buyuruyorlar ki Kevser cennette Rabbimin bana efendim vermeyi vaat ettiği bir nehirdir diyor. Cennette Rabbimin bana vermeyi vaat ettiği bir nehirdir Kevser. Ya Rabbi sen o Kevser'in suyundan bizlere o cennette içmeyi nasip eyle. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama komşu olmayı ve o Kevser suyundan içmeyi bütün mümin kardeşlerimize, hepimize sen nasip ve müyesser eyle. Sonra bir başka hadislerinde bunun bir havuz olduğunu da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bildiriyor ve diyor ki çok hayır ondadır diyor. Bu bir havuzdur ki çok hayır ondadır. Ümmetim kıyamet günü varıp ondan içecek buyuruluyor. Ve bu nehrin sütten daha beyaz, baldan daha tatlı ve ondan bir içenin bir daha susamayacağı bir nehir olduğu da tefsirlerimizde açıklanmıştır. Tirmizi'de zikredilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş: Her peygamberin bir havuzu vardır ve onlara hangisinin geleni çok diye övünürler. Demek ki hangisine, hangi havuza gelenin çok olduğunu görürler, bilirler ve bununla övünürler.
Ben kesinlikle onların en çok geleni olacağımı umarım diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Neden? Çünkü ümmeti en çok olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sonra ikincisi, denmiştir ki Kevser peygamberliğin şerefidir. Çünkü peygamberlik efendim iki dünyanın hayırlarını, dünya ve ahiret mutluluğunu gerektiren ilahi bir lütuftur. Ve insanlara bu iki dünyanın hayrını mesaj olarak getirir Cenab-ı Hak'tan. Bu yüzden bu Kevser'in bu anlamına da gelebileceği ifade edilmiştir ki bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak işte Nisa suresi mesela 80. ayeti kerimesinde kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyuruyor. Demek ki peygambere itaat edenin Allah'a itaat etmiş olacağını burada Yüce Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Peygamberliğin ne kadar önemli olduğunu, peygamberimizin ne kadar önemli olduğunu bize anlatmış oluyor. Zaten peygamberlik imanın bir esası aynı zamanda sevgili kardeşlerim. Üçüncüsü, denmiştir ki bu Kevser ümmetin, peygamberimizin ümmetinin alimleridir. Alimler de bir nehre benziyor tıpkı ilmen ve ahlaken peygamberimizin aleyhissalatü vesselam varisleri olan alimler bunlar. Hani her bir şey bilene biz alim demiyoruz. Dini literatürde alim dediğimiz zaman gerçekten ilmen ve ahlaken peygamberimizin varisi konumunda olan alimlerdir. Peygamberimizin yolunu takip eden alimlerdir. Yoksa alim var bilgili ama ahlaksız adam. Bu alim alim değildir. Bu adam zalim adamdır. Kendi nefsine zulmeden insandır. Başkalarına da böyle insanlar zulmeder, kötülük yaparlar. Ama böyle alimler çok hayırlıdır. Çünkü insanlara faydalı olurlar. Peygamberlerin yolundan giderler ve insanlara o iki dünyanın hayrını öğretmek için büyük gayret gösterirler. Dördüncüsü, ümmetinin çokluğudur denmiştir sevgili kardeşlerim. Cennettekilerin büyük ekseriyeti Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetinden olacaktır. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın geldiği asır, geldiği zaman diyelim ahir zamandır. Artık kıyametin son zamanları diyoruz. Son zamanları dediğimiz zaman da bazen yanlış anlaşılıyor. Yani son zamanlar ama insanların ömrüne göre son zamanları değil. Kainatın ve dünyanın ömrüne göre son zamanları. İnsanın ömrü 60-70 sene ama dünyanın ömrü ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Peygamberimiz geldikten sonra 1400 küsür sene geçmiş ama Hazreti Peygamber kıyamette kendisinin şöyle parmağını işaret ederek bu kadar yakın olduğunu bize anlatmıştır, söylemiştir. Bu dünyanın ömrüne göre düşünülecektir. Bu yüzden ahir zaman deniliyor. Bu kadar uzun sürmesi dünyanın ömrüne göre bunun söylenmesinden kaynaklanmış oluyor sevgili kardeşlerim. Ve beşincisi de Hazreti Peygamber'in evlatlarının çokluğudur denmiştir bu Kevser. Ki özellikle surenin inişi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlunun ölümü üzerine müşriklerin Hazreti Peygamber'e ebter demesinden sonradır. Yani ebter demek, yani işte bak bir oğlun vardı o da öldü gitti. Senin artık soyun sopun kesiktir. Yani senden hiç kimse türeyip çoğalmayacak, büyümeyecek. Herkes gitti diyor. Ama kızı var. Kızları var ama erkek çocuğu vefat etmiş. Yani insanların nesilleri genelde erkek çocuktan devam ediyor diye bilindiği için de artık senin soyun kesiktir diye peygamberimiz de alay etmiştir. İşte bunun üzerine inne ataynekel kevser ile başlayan bu Kevser suresi iniyor. Bu Kevser'in Hazreti Peygamber'in evlatlarının çokluğu manasını ifade etmesi bu iniş sebebine de uygunluk arz ediyor. Bu manada bunun içerisindedir diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Fesalli li rabbike venhar diyor sonra. Yani haydi Rabbin için namaz kıl ve venhar ve kurban kes. Yani Rabbin için namaz kıl ve Rabbin için kurban kes. Yani sana Kevser'i bahşettiğimizden dolayı, yani sana çok hayırlar bahşettiğimizden dolayı Peygamberimizin şahsında aslında bütün insanlara Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu hayırları da Allah bize hatırlatmış oluyor. Peygamberimizi göndermesi, bize birçok nimetler ihsan ve ikram etmesi, bizi insan olarak yaratması, azalarımızı mükemmel sağlam bir şekilde yaratması, akıl vermesi bunlar da bizim için çok büyük hayırlar. Yani kendimiz de bundan bir mesaj almamız gerekiyor sevgili kardeşlerim.
Bütün kendi çapında Cenab-ı Hakk'ın kendisine nimetleri ihsan ettiği kişi ne yapmalı? Şu emre uymalı. Fesalli, namaz kıl diyor. Fesalli li rabbike. Ama Rabbin için namaz kıl. Yani ibadet et ama bu namazı da Allah için kıl. Başka maksatlara namaz kılma. İhlaslı bir şekilde namaz kıl. Allah'ın rızasının dışında bir maksat gözetme. Sonra venhar, Allah için de kurban kes. Yani onlar efendim yardımı men ediyor, insanlara yardım etmiyor, ederse gösteri için yapıyor, minnet hissettirmek için yapıyor. Ama sen böyle yapma. Kurban kes, müminlere de bir emir bu aynı zamanda. Ve sonra bunu sadece kendine saklama. Ne yap? Başka insanlara da daha. Kurban ibadetinden en önemli kastedilen şeylerden bir tanesi değerli kardeşlerim. Fakire, fukaraya, muhtaç olan insanlara o kurban etinden dağıtmaktır. Ki bunun üçe ayrılması zaten her zaman tavsiye edilmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından ve buna uyulmasının çok önemli olduğunu bize bildirmiştir. Bu yüzden bu da insanın Allah için kurban keserek onu Allah için başka insanlara dağıtması gerçeğini ne yapıyor? İfade ediyor. Burada zikredilen namazın değerli kardeşlerim, farz namazlar olabileceği gibi nafile namazlar da olabileceği ifade edilmiş. Biz diyoruz ki her ikisini birden bu ayet kapsar. Çünkü net bir ifade yok. Ve emir olduğuna göre de birinci derecede farz namazdır. Rabbin için namaz kıl. Ve bir başka ifadeyle şunu söyleyebiliriz. İster nafile namaz kıl, ister farz olan namazı kıl, ister sünnet olan namazı kıl, ister vacip olan namazı kıl. Hangisini kılarsan kıl ama Rabbin için kıl. Burada önemli olan bu. Namaz vacip de olsa namazı Allah için kılmak farz sevgili kardeşlerim. Namaz sünnet de olsa namazı Allah için kılmak farz. Namaz nafile de olsa onu Allah için kılmak farz. Kurban vacip de olsa, kurbanı bazı mezheplerimizin söylediği gibi sünnet de olsa o kurbanı kestin mi Allah için kes. Başka bir maksat gözetme demektir. Farz olan Allah için kesmektir diye düşünüyoruz. Bu manaları sizlerle birlikte paylaşmış oluyoruz sevgili kardeşlerim. Son olarak inne şani'eke huvel ebtar. Hani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a oğlu vefat ettiğinden dolayı ebter demişlerdi ya, senin soyun keziktir ha ya Muhammed, dalga geçiyorlar onunla. Ama Cenab-ı Hak hemen bu ayette onlara cevap veriyor. Diyor ki muhakkak ki sonu kezik olan, soyu sopu olmayacak olan seni kötüleyen kişilerdir. Yani sana ebter diyen insanlardır. Evet. Ne olmuştur sevgili kardeşlerim? Cenab-ı Hakk'ın bu sözü yerine gelmiştir. Yani Hazreti Peygamber'i kötüleyen, ona ebter diyen, onun soyu kezik diyen insanların hepsinin sülalesinin soyu kesilmiştir. Hadi şimdi bana Ebu Cehil'in soyundan gelen bir insan gösterin. Gösterebilir misiniz? Velid bin Mugire'nin soyundan gelen bir insan gösterebilir misiniz şu anda? Hayır, gösteremezsiniz. Gösteremezsiniz ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'den, damadı Hazreti Ali'den doğan çocukların nesepleri bugüne kadar dahi biliniyor. Ne kadar enteresan bir noktadır. Yani bu ayetin mucizevi yönü asırlardır devam ediyor ve gözüküyor. Hazreti Peygamber'in soyundan gelenler bugün bizzat biliniyor. Bunlar tespit edilmiş ve kendilerini biliyorlar zaten hepsi. Bu açıdan bir. İkincisi de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olan insanlar, uyan insanlar, Müslüman insanlar o kadar çok ki şu asırda 1 milyardan fazla Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama tabi olmuş, Müslüman olmuş insan var. Kimin soyu kesik şimdi? Evet, Peygamberimizin soyu kesik değil, onu kötüleyen o müşriklerin soyu kesik, nesli kesik ama Peygamberimizin nesli devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, programımız burada sona eriyor. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme bihakkil Kur'ani ve bihakkim men unzil aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an ve ec'alil Kur'ane şifaen lana min kulli da'in
ومونسًا لنا في حياتنا وبعد مماتنا، واجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على من أزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين.